Arkadaşlar merhabalar. Kurtuluş Savaşı hazırlık yeni konumuzla karşınızdayım. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. Şimdi şeyi bir hatırlayalım. Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda görev aldığı cepheleri bir hatırlayalım. İlk önce Çanakkale cephesinde 19. Tümen Komutanı olarak görev aldı. Ondan sonra Mustafa Kemal Edirne'deki orduyu alarak, Edirne'deki 16. Kolordu'yu alarak Kafkas cephesine atandı. Merkezi Diyarbakır'dı. Diyarbakır'da 16. Kolordu Komutanlığı görevini üstlendi. Ve bu görevinde Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri aldı. Ondan sonra 1916'dır bunun tarihi. 1917'de Suriye-Filistin cephesine atandı. Fakat Suriye-Filistin cephesinde Falkenhayn'la görüş ayrılığı yaşadı. İstanbul'a geri geldi. Ben Alman komutanın emri altına girmek istemiyorum dedi. 1918 yılında Şehzade Vahdettin'le birlikte Almanya'ya gitti. Hatta orada rahatsızlandı. Viyana'da, Karlsbad'da tedavi gördü. Bir sanatoryumda tedavi gördü. Mustafa Kemal'in Karlsbad Anıları diye bir kitabı var. 1918'de Mondros Mütarekesi'ne yakın zamanlarda, yani savaşın sonlarına doğru Suriye-Filistin cephesine yeniden atandı. Bu sefer Suriye-Filistin cephesi komutanı Liman Paşa'ydı. Liman von Sanders'ti. Yıldırım Orduları Grup Komutanı'na bağlı 7. Ordu Komutanı oldu. 30 Ekim 1918'de Mondros'un imzalandığı gün Liman von Sanders ülkesine gitti ki Alman komutanlar ülkeyi terk etmek zorunda kaldı ve bunun üzerine Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevini üstlendi. Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'ndaki görevi, Birinci Dünya Savaşı'ndaki son görevi Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı oldu. Şimdi Suriye-Filistin cephesine atandığında Mustafa Kemal İstanbul'a bir takım raporlar gönderdi. Durumun kötü olduğunu, bir an önce mütarekenin imzalanması gerektiğini söyledi. Ve bu noktada Tevfik Paşa'nın ismi ön plana çıktı. Tevfik Paşa hükümeti kurulacaktır düşüncesi ön plana çıktı. Hatta Mustafa Kemal'de Tevfik Paşa hükümeti kurulursa orada bir bakanlığın verileceği söylendi. Ve Mustafa Kemal bu yüzden bir an önce hükümetin kurulması için gayretler gösterdi fakat umduğu olmadı. Ahmet İzzet Paşa hükümeti kuruldu ve Ahmet İzzet Paşa hükümeti 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros imzaladı. Geçenki dersimizde görmüştük kimlerin imzaladığını söylemiştik size. Ahmet İzzet Paşa hükümeti Mondros'u imzaladıktan kısa bir süre sonra orduların tersis edilmesi çağrısında bulundu ve aynı çağrı Mustafa Kemal'e de gönderildi. Ve Mustafa Kemal arkadaşlar Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken ordularını terhis etti ki zaten orası işgal altındaydı. Osmanlı'nın elinden çıkmıştı Suriye ki Suriye'deki Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın merkezi de Adana'ydı bu arada. Adana merkezli Yıldırım Orduları Grup Komutanı terhis etti. Silah ve cephanelerini bölge halkına, Güneydoğu halkına dağıttı. Hatta Güneydoğu'da kurulan Kuvayi Milliye'nin başarılı olabilmesinde en önemli faktörlerden birisi de Mustafa Kemal'in ters ettiği ordunun silah ve cephanelerini oradaki bölge halkına dağıtmış olmasıdır. Ve Mustafa Kemal orduyu ters ettikten sonra atladığı Adana'dan İstanbul'a geldi. Mustafa Kemal'in, bakın şimdi arkadaşlar, Mustafa Kemal'in İstanbul'a geldiği tarih 13 Kasım 1918'dir. Mustafa Kemal 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldi. 13 Kasım 1918 ayrıca İtilaf Devletleri'nin donanmaları ile birlikte İstanbul'a geldiği tarihtir. Yani İstanbul'un fiilen işgal tarihi 13 Kasım 1918'dir. İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan kuvvetlerinden oluşan bir filoyla, donanmayla İstanbul'a itilaflar çıkarma yapmışlardı. Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde Boğaz'da İtilaf Devletleri'nin donanmasını görür 13 Kasım 1918'de. Bunun üzerine Mustafa Kemal şu tarihe sözünü söyler. Geldikleri gibi giderler der. Ki geldikleri gibi giderler sözü Mustafa Kemal'in bu savaşı başlatacağını ve halkı bu konuda örgütleyeceğini kanıtlar. Geldikleri gibi giderler ki zaten de Mudanya ile ve Lozan'la geldikleri gibi gitmiş olacaklar. Şimdi Mustafa Kemal artık İstanbul'da. Arkadaşlar Mustafa tabi şöyle bazen öğrenciler soruyor. Diyorlar ki hocam geldikleri gibi giderler. Yani nereden biliyoruz böyle bir söz söylediğini? Mustafa Kemal'in arkadaşı Cevat Abbas vardır. Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde Cevat Abbas karşılar Mustafa Kemal'i. Cevat Abbas'ın anılarından Mustafa Kemal'in bunu söylediğini öğreniyoruz. Şimdi Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde durum ne? Aslında durum şöyle arkadaşlar. Mustafa Kemal'i
tahlil ettik aslında sizinle. Ama tahlil etmeden önce bir durum değerlendirmesi yapalım. Aslında o durum değerlendirmesi nutuğun son bölümünü oluşturan gençliğe hitabede verilmiş. Şimdi ben bu gençliğe hitabenin son bölümünü bir okuyayım. Ondan sonra değerlendirmeler yapalım. Etra Bey, bu tarafı bir çek. Şuradan okuyorum arkadaşlar. Diyor ki, cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kalleri zapt edilmiş. Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde gördüğü tablo bu. Bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiştir diyor. Bütün bu durumdan daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin içinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet, ki buradan kastettiği Tevfik Paşa hükümeti, ileride kurulacak olan damat Ferit Paşa hükümeti, asıl damat Ferit Paşa hükümetidir. Gaflet ve dalalet, sapkınlık ve hatta hıyanet içindedirler. Hatta bu iktidar sahipleri kendi menfaatlerini işgalcilerin siyasi emelleriyle birleştirmişlerdir. Millet fakru zaruret içerisinde harap ve bitap düşmüştür diyor. Tablo bu. Ama bu gençliğe hitap olduğu için 1927'de okundu, CHP'nin ikinci olağan kongresinde okundu bu. Nutuk bununla biter. Gençliğe bir hitap olarak söylendi. Yani ne denildi? Olabilir, olabilir, olabilir ki Mustafa Kemal'in ve Türk halkının başına bu geldi. Diyor ki işte bunlar ileride karşınıza da gelebilir. İşte ey Türk istikbalinin evladı, ey Türk geleceğinin evladı, işte bu durum ve şerait içinde dahi vazifen diyor, ileride böyle bir şey karşına çıkarsa dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor. Damarlarındaki asil kanda kessek BRH pozitif çıkar ya da sarı lacivert çıkar. Bunu kastetmiyoruz tabii ki. Burada kastedilen şey geçmişindir, atandır, şanlı tarihindir. Bunu kastediyor. Yani damarlarındaki asil kana bak diyor. Sen 6000 yıllık geçmişe sahip olan bir neslin torunusun. Şanlı bir tarihin var. Geçmişe bak, gücünü al. Karşına böyle müstemleke devletler senin ülkene girmek isterlerse, seni bölmek isterlerse buna asla izin verme. Gücün vardır buna diyor. Elinde hiçbir imkan olmasa dahi gücün vardır, biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı imkansızlıklar içerisinde yapılmıştır. Tablo bu. Şimdi böyle bir tabloda Mustafa Kemal İstanbul'da. Şimdi Mustafa Kemal iyi bir asker. Bunu biliyoruz. İyi bir komutan. İyi bir siyasetçi. Bu devleti kuracak. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasal partisini kuracak. Bu ülkede 1923'ten 1938'e kadar Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek. İyi bir devlet adamı, iyi bir siyasetçi. Mustafa Kemal aynı zamanda iyi bir aydın. Arkadaşlar, Mustafa Kemal'in şeyi biliyorsunuz, yani geometrinin esaslarını, nutuk, vatandaş için medeni bilgiler, Kars-Bat anları, ben saymıştım bunları size. Cumalı ordugahı, zabit ve kumandan ile hasbihal, bir sürü bir şey söylemiştik burada. Mustafa Kemal, vatan ve hürriyet cemiyeti, Mustafa Kemal iyi bir aydın. Şimdi Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde bu tabloya, bu profile sahip bir adam elbette ki boş durmayacaktır. O yüzden Mustafa Kemal çalışmalar yapıyor. Yani kurtuluş çaresi arama çalışmaları yapıyor. Neler yapabiliriz? Tablo bu, çok kötü bir tablo var. Bize hiç yakışmayan bir tablo var. Bizim bu tablo karşısında mutlaka bir çalışma yapmamız gerekir diyor. Ve Mustafa Kemal arkadaşlar çalışmalarını başlıyor. Geldiğinde, İstanbul'a geldiğinde Tevfik Paşa hükümeti vardı. Ve Tevfik Paşa hükümetinde arkadaşlar teslimiyetçi bir tavrı vardı, açık konuşmak gerekirse. Yani Tevfik Paşa hükümeti de çok başka bir şey, çok bir şeyler yapamıyordu. Yani Ahmet İzzet Paşa hükümeti 9 Kasım'da istifa etti, yerine Tevfik Paşa hükümeti kurulmuştu. Ve o da teslimiyetçi bir tavır sergiledi. İtilafların baskılarını boyun eğmeye başladı. Mustafa Kemal işte burada Fethi Okyar'la, arkadaşı Fethi Okyar'la Minber gazetesini çıkardı. Arkadaşlar Minber gazetesi. Şimdi Minber gazetesi Mustafa Kemal ile Ali Fethi Okyar. Fethi Okyar. Şunu düzgün yazayım. Ali Fethi Okyar. Ali Fethi Okyar tarafından çıkarıldı ve Mustafa Kemal bu 54-55 gün yayın hayatında kalmış bir gazetedir. Bu gazete aracılığıyla Mustafa Kemal Tevfik Paşa hükümetini çok sert dillerle eleştirmeye başladı.
teslimiyetçi tavrından dolayı. Hatta bu hükümetin Mart 1919'da istifasına sebep olan kişilerden birisi de Mustafa Kemal'dir. Tabi bu muhabbet ediyoruz aramızda. Elbette bizim hükümetlerimizin istifasının temel sebebi bu tarihlerde itilafların baskılarıdır. Ama Mustafa Kemal'in teslimiyetçi tavırlarına karşı durması Minber Gazetesi'nde, 1918'de Minber Gazetesi'nde hükümetin teslimiyetçi tavırlarını eleştirmesi de önemli bir faktör olmuştur. O zaman Mustafa Kemal İstanbul'da tehlikeli bir adam. Yazdığı yayınlarla hükümetleri oynatabiliyor yerinden ve Mustafa Kemal harbiyede de yani erkan-ı harbiyede de güçlü bir adam ve onu destekleyen arkadaşları var. Fevzi Çakmak destekliyor, Ali Fuat Cebesoy destekliyor, İsmet Bey, İsmet İnönü destekliyor, Cevat Çobanlı destekliyor. Bunlar genelkurmaydaki, bugünkü anlamda genelkurmaydaki etkili insanlar. Hangi seviyede? Müsteşar seviyesinde etkili insanlar. Arkadaşlar Mustafa Kemal bakıyor ki iş olacak gibi değil, yani İstanbul'da bu iş yürümeyecek. Bunun üzerine Mustafa Kemal arkadaşlarıyla ev toplantıları yapıyor. Ev toplantıları yapar. Şimdi Mustafa Kemal'in ev toplantılarının sebebi şu. Demin Gençliği Tabe'yi okudum. Tablo bu. Yani memleket perişan. Biz de bu milletin, bu devletin askerleriyiz, önemli komutanlarıyız. O zaman çözüm bulmamız lazım. Arkadaşlar Şişli'deki evinde ev toplantıları yapar. Bu ev toplantılarına Rauf Orbay, Kazım Karabekir, İsmet Bey bunlar katılır. Ve bu ev toplantılarının konusu şudur. Tablo bu. Perişan bir durum. Çözüm bulmalıyız. Şimdi bu tarihlerde Türk halkının kafasında 3 tane çözüm var. Bu çözümü unutmuyorsunuz arkadaşlar. Çözüm yolları arayacaklar. Çözüm 3 tane. Biri manda ve himaye, yani diğer bir ifade şöyle yazacağım, iki tane yazacağım bunu. Halkın bir kısmı İngiliz mandaterliğini benimsemiş, halkın bir kısmı ABD mandaterliğini benimsemiş. Genellikle İstanbul hükümeti kanadı İngiliz mandaterliğinden yana, aydınlar Amerikan mandaterliğinden yana ve ekseriyesi Anadolu'daki halk da Kuvayi Milli Hareketi'ni benimsemiş ve cemiyetler kurmuş. Tablo bu. O zaman işgal yıllarında Türk halkının kafasında 3 tane çözüm var. Bir kısmı İngiliz mandaterliği, bir kısmı Amerikan mandaterliği, büyük bir kısmı ekseriyesi ise Kuvayi Milliye'yi benimsemiş. Ve ev toplantılarında bunları tartışırlar. Yani hangisi olur, hangisini benimseyelim diye bunu tartışırlar. Mustafa Kemal der ki ne manda ne himaye. Çünkü manda ve himaye Türk ulusunun karakterine ters. Bizim bağımsızlığımızı elimizden alır ve bizi sömürge haline getirir. Ne Amerikan mandasına girebiliriz, ne İngiliz mandasına girebiliriz. Bu olmazlar. Kuvayi Milliye gelince, Kuvayi Milliye hareketi her ne kadar ruh olarak güzel olsa bile bu hareketin bizi başarıya ulaştırma şansı yoktur. Kurtuluş Savaşı'nı bu hareket kazanamaz. Yani bağımsızlığı kazanamaz. O yüzden Kuvayi Milliye de olmaz. Peki ne yapalım diye sorulunca Mustafa Kemal der ki bunların hiçbirisini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Yapılması gereken şey Kurtuluş Savaşı'dır der. Yani diğer bir ifadeyle topyekün savaştır der. O halde arkadaşlar Mustafa Kemal'in evinde yapılan gizli toplantılarda komutanlar Kurtuluş Savaşı kararını alır. Ve şunu söylerler. Tamam, Kurtuluş Savaşı'nı yapalım. Nasıl yapalım Kurtuluş Savaşı'nı? İşte burada ikinci bir bilgi devreye giriyor. O da şudur arkadaşlar. Bunların hepsi neredeydi? İstanbul'daydı. Kurtuluş Savaşı İstanbul'dan başlar mı? Yani İstanbul bunun için elverişli bir mekan mıdır? Mustafa Kemal der ki hayır, Kurtuluş Savaşı İstanbul'dan başlamaz. Neden? Biliyorsunuz bunun cevabını. Çünkü İstanbul işgal altında, itilaf devletleri var. Ve burada artık bir hain hükümet var. Damat Ferit hükümeti var. Mart 1919'da Tevfik Paşa hükümetinin istifası üzerine Damat Ferit hükümeti kuruldu. Ali Rıza, Tevfik, Damat Ferit. Son Damat Ferit hükümeti kuruldu. Der ki bu hükümetin olduğu bir mekanda, işgal altındaki bir şehirde mümkün değil, Kurtuluş Savaşı yapılamaz. Ne yapmalıyız? Şöyle der. Anadolu'ya gitmenin yollarını aramalıyız. Bir an önce Anadolu'ya gitmeliyiz der. Peki nasıl gidelim Anadolu'ya? Durduran yok. Çek git, atla trene git, atla gemiye git yani.
Öyle değiller. Resmi gitmeliyizler. Yani sivil olarak değil, resmi görevlerle Anadolu'ya gitmeliyizler. Ve arkadaşları bu sefer Anadolu'ya gitmenin yollarını aramaya başlarlar. Tabii bu arada diğer arkadaşlarıyla da bunu paylaşır. Arkadaşlar nasıl gidebiliriz, nasıl gidebiliriz diye düşünürken bu arada bakın bir yolunu bulur. Arkadaşlar Kazım Karabekir. Kazım Karabekir Tekirdağ 14. Kolordu komutanıydı. Bir yolunu bulur. Kazım Karabekir Erzurum 15. Kolordu komutanı olarak atanır. Yani bu Kazım'ın bir başarısı sonucu olur. Karabekir'in bir başarısıyla olur. Yani Kazım Karabekir bir yolunu bulur. Erzurum'a tayin yaptırır. Gördünüz değil mi? Hesap başka. Yani Anadolu'ya geçmelerinin hesabı başka. Önceden bu karar verilmişti. Arkadaşlar Ali Fuat Cebesoy bir yolunu bulur. Ankara'ya 20. Kolordu komutanı olarak atanır. Ali Fuat Cebesoy da Ankara'ya göndertir kendisini. Bak bunların hepsi Genelkurmay'da yani Erkan-ı Harbiye'de arkadaşların olması ile ilgilidir. Fevzi Çakmak orada, İsmet İnönü orada. Arkadaşlar devam ediyoruz. Cemal Paşa bir yolunu bulur. Arkadaşlar Konya'ya 22. Kolordu komutanı olarak atanır. Şimdi bu arkadaşlar Anadolu'ya gittiler. Niye gidiyorlar? Hesap belli. Önceden bir karar vermişlerdi. Ama önemli olan Mustafa Kemal'in gitmesidir. Mustafa Kemal de gitmenin yollarını aramaya başlar. Nasıl gidebilirim, nasıl gidebilirim, nasıl gidebilirim diye düşünürken ben hemen şuraya Mustafa Kemal yazıyorum. Nasıl gidebilirim, nasıl gidebilirim diye düşünürken arkadaşlar bir anda şöyle bir tablo ortaya çıkar. Pontus Rumları hatırlayın. Pontus Rumlar Karadeniz'de Trabzon Rum Pontus Devleti'ni kurmak istiyordu. Bizim atamız Fatih'in yıktığı devleti yeniden canlandırmak istiyordu. Hirisantos önderliğinde. Hatta onlara karşı da İpsiz Recep Kuvay Milli'yi kurmuştu. Şöyle denildi orada Rize bölgesinde tabii. Şöyle denildi. Rumlar İngiltere'ye dedi ki Pontus Rumlar abi Türkler burada çete kurdu bizi öldürüyor. Bize yardım et derler. Zaten Rumların kendi başlarına devlet kurma ihtimalleri yok. Rumlar ancak itilafların yardımıyla, yani İngilizlerin yardımıyla devlet kurabilir. Ne olacak tablo ne? Rumlar bulunduğu bölgede taşkınlık çıkaracak. Bunun üzerine İngiltere 7. maddeyi bahane ederek Trabzon'u işgal edecek. Ve İngilizlerin desteğiyle Rumlar devlet kuracak. Tablo bu. Buna şimdi ayak yapıyorlar. Diyorlar ki, yol hazırlıyorlar. Diyorlar ki, arkadaş abi bizi Türkler katlediyor, bize yardım et. Türkler burada Kuvayi Milliye kurdu. Bizi öldürüyor derler. Yalan ifadeler kullanırlar. Şimdi İngiltere Trabzon'u işgal etmeye de cesaret edemiyor. Ha birlikleri var Karadeniz'de de Trabzon'a giremiyorlar. Niye giremiyorlar? Bunun temel sebebi Kazım Karabekir'in 15. Kolordusu'nun sorumluluk alanlarından birisi de Trabzon'dur. Yani o bölgeye girecek olan birisinin Kazım Karabekir'in ordusuyla savaşmayı da göze alması gerekir. Bunu göze alması İngiltere'nin çok zor çünkü İngiltere 1914'ten beri savaşıyor. Ciddi bir kamuoyu baskısı var İngiltere üzerinde. İngiltere diyor ki koçum sen merak etme diyor. Biz bu sorunu çözeriz nasıl olsa devletin başında damat var diyor. Yani damat Ferit var diyor hükümetin başında. Ve İngiltere damat Ferit'e baskı yapıyor. Diyor ki arkadaş Karadeniz'deki sorunu çöz. Nedir sorun? Türkler orada çete kurmuşlar. Kuvayi Milliye diye bir çete kurmuşlar. Rumları öldürüyormuş. Bu sorunu çözdü. Ha bir de diyor orada ters edilmemiş orduların varmış. Orduyu da ters et. Eğer bunları yapmazsan 7. maddeyle başka topraklarını da işgal ederim senin diyor. Yani İstanbul hükümetini tehdit ediyor. Damat Ferit de diyor ki sen merak etme diyor. Bu sorunu ben çözerim diyor. Ve Damat Ferit bakın işte kader tecelli edecek arkadaş. Damat Ferit İstanbul hükümeti bu sorunun çözülmesi için Anadolu'ya Mustafa Kemal'in gönderilmesini teklif ediyor. Diyor ki Mustafa Kemal'i gönderelim diyor. Şimdi bunun üzerine Vahdettin Mustafa Kemal'i yanına çağırıyor. Hani körün istediği bir göz Allah verdi iki göz oldu ya. Bizzat Vahdettin Mustafa Kemal'i çağırıyor. Ve Mustafa Kemal'e diyor ki diyor, Mustafa diyor böyle böyle sorunlar var. Trabzon bölgesinde, Karadeniz bölgesinde, Samsun havalisinde. Çözer misin diyor sen bu sorunu. Yani şimdi Mustafa Kemal ne diyor? Bu sorunu benden daha iyi çözecek adam tanımıyorum diyor. Çünkü Mustafa Kemal tam istediği bir görev bu.
Ama diyor hünkârım bir sorunumuz var. Nedir sorun? Ne yapacağım ben diyor. Yani benim görevim ne? Şimdi Mustafa Kemal'in resmi görevine bakalım. Yani Mustafa Kemal'i niye gönderiyorlar? Mustafa Kemal'i göndermelerinin sebebi şu. Arkadaşlar, Kuvayi Milliye'yi dağıtmak, bölgede huzuru sağlamak, orduları terhis ettirmek. Mustafa Kemal'in Samsun'a gönderilmesinin, Karadeniz'e gönderilmesinin sebebi bu. Yani bu amaçla gönderiliyor. Vahdettin diyor ki Mustafa Kemal'e, Mustafa diyor, Kuvayi Milliye'yi dağıtacaksın. Yani direniş örgütlerini dağıtacaksın. Bölgede huzuru sağlayacaksın. Orduları ters edeceksin. Ve İtilafların 7. maddeyi kullanmasına, Anadolu'yu işgal etmesine mazeret bırakmayacaksın diyor. Senin diyor resmi görevin bu. Şimdi Mustafa Kemal diyor ki iyi de diyor hünkârım bir sorun var. Nedir sorun? Ben diyor nasıl orduları ters edeyim? Benim rütbem diyor orduları ters etmeye yetmez ki. Bana geniş yetkiler verin diyor. Bunun üzerine Vahdettin'in emriyle, isteğiyle arkadaşlar Mustafa Kemal'e 9. ordu müfettişliği yetkisi veriliyor. Bunu asla unutmuyorsunuz. 9. ordu müfettişliği yetkisi arkadaşlar Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetinin aldığı son görevi olacaktır. Yani bu görevdeyken Mustafa Kemal istifa edecektir ama bu görev Havza'dan sonra yani Amasya Genelgesi'nin yapıldığı günlerde 9. ordu müfettişliği 3. ordu olacaktır. Tamam ben onu zamanı geldiğinde size söyleyeceğim. 9. ordu müfettişliği yetkisiyle Mustafa Kemal Anadolu'ya gönderiliyor. Görevine Kuvayi Milliye'yi dağıtmak, bölgede huzuru sağlamak, orduyu ters ettirmek, 7. maddenin uygulanmasına bahane vermemek. Aslında belki de Vahdettin hayatının hatasını yaptı. Yani Mustafa Kemal'e böyle bir görevi vermekle. Mustafa Kemal Paşa'ya. Ama burada tabii hikayeler farklı. Yani deniliyor ki paşa devleti kurtarabilirsin dediği söyleniyor Vahdettin'in. Mustafa Kemal'e kurtarabilirsin devleti. Yani o zaman Mustafa Kemal Vahdettin tarafından gizli gönderilmiş olabilir. Hatta şöyle bir şey vardır. Ben onu da anlatayım size ama bu muhabbettir. Bir anekdot olarak anlatayım size. Şimdi Osmanlı Devleti meşrutiyetle yönetilen bir devlet. Doğal olarak bakanlar kurulu var. Her ne padişah tarafından atanmış. Çünkü meclis-i mevzusan yok artık yani. Bakanlar kurulu var. 21 Aralık 1918'de kapanmış. Şimdi bakanlar kurulunun bunu imza etmesi gerekiyor. Bu kararı Vahdettin'in padişah Mustafa Kemal Samsun'a ne olarak çıkacak? Dikkat edin. Bak 3 ünvanı var Mustafa Kemal'in. 1. 9. ordu müfettişi. 2. Anafartalar kahramanı. 3. Padişahın onursal yaveri. Düşünebiliyor musunuz? Bu statülerle çıkacak Samsun'a Mustafa Kemal. Öyle basit değil İngilizler tak diye yakalar adamı. Ondan sonra işte bakanlar kuruluna açılıyor imza. Bakanlardan birisi imzalamıyor. Vahdettin diyor ki koçum niye imzalamadın diyor sen bunu. Niye imzalamıyorsun bunu? Mustafa Kemal ismini silmiş listeden gidecekler listesinden. Niye sildin diyor. Diyor ki bakan iyi de diyor hünkârım diyor bu cumhuriyetçi diyor cumhuriyetçi bu devleti kurtarır bizi de yıkar bu diyor yani cumhuriyeti de kurar. Vahdettin bunun üzerine diyor ki iyi de diyor yani başka adam tanıyor musun? Başka adam var mı? Yani gönderebileceğiniz başka adam var mı? Yok o zaman gitsin diyor yapacak bir şey yok. İşte Mustafa Kemal böyle kaliteli Mustafa Kemal adını böyle duyurmuş muhteşem bir dahi. Yani Mustafa Kemal bu dönemin vazgeçilmez askeri. Kurtuluş Savaşı'nı ancak bu yapar. Anlaştık mı arkadaşlar? Anekdotu kapattım. Peki Mustafa Kemal'in amacı ne? Yani Mustafa Kemal neden Samsun'a gitmek istiyor? Hemen şuradan şöyle amaç yazıyorum. Arkadaşlar amacı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak. Mustafa Kemal der ki Samsun'a çıkarken ki amacım milli iradeye dayalı tam bağımsız bir Türk devletini kurmaktı. Amaç bu. Kurtuluş Savaşı. Ama ilkini bir sır gibi sakladım der. İlki milli irade. O zaman bizim Kurtuluş Savaşımız hem
Dikkat edin cümleye. Hem ulusal bağımsızlığı hem de ulusal egemenliği gerçekleştirme yöneliktir. O zaman bizim Kurtuluş Savaşımız hem İtilaf Devleti'ne karşı, yani iç düşmana karşı, hem de İstanbul hükümetine karşı, ya şey şu dış olacak çok pardon, dış düşmana karşı, hem de İstanbul hükümetine karşı, yani iç düşmana karşı olacaktır. Arkadaşlar, Türk ihtilali bu özelliğiyle diğer ihtilallerden ayrılır. Mesela şöyle düşünün, Rus ihtilali iç düşmana karşı, Fransız ihtilali iç düşmana karşı, Türk ihtilali hem iç düşmana hem dış düşmana karşı. Anlaştık mı arkadaşlar? Tabii burada Rus ihtilalinin bir de sosyalizm akımının etkisiyle yapıldığını da unutmamak gerekiyor. Peki Mustafa Kemal'in niyetine hem düşmanı yurttan atmak hem de saltanatı kaldırıp cumhuriyeti ilan etmek. Bu amaçla Samsun'a çıkmaya hazırlanıyor. Burada hemen şunu söyleyeyim size. Neden damat Ferit Mustafa Kemal ismini göndermek istiyor? Mustafa Kemal Paşa'yı niye gönderiyor? Çünkü Tevfik Paşa'nın başına gelen kendisinin de başına gelsin istemiyor. Mustafa Kemal hükümetleri deviren adam. İstanbul'dan uzaklaştırmak istiyor. O yüzden o konuda damat Ferit dediğiniz adam İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin asıl üyelerinden birisi. Hain bir adam yani. İstanbul Hükümeti'nin başbakanı ama İngiliz ajanı gibi bir adam yani. İngiltere hizmet eden bir adam. Mustafa Kemal gibi birisinin de İstanbul'a durmasını istemiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Ve Mustafa Kemal bu yetkiyi aldıktan sonra, 9. Ordu Müfettişliği yetkisini aldıktan sonra, bakın 16 Mayıs 1919'da arkadaşlar Bandırma vapuru ile, Bandırma vapuru Vahdettin'in vapuru, devrin en iyi vapuru, o yani iyi bir vapur değil de o devrin en iyi vapuru, Bandırma vapuru ile İstanbul'dan yola çıkıyor. 28 general. Hu ya, ihtilal başlıyor. 28 general var vapurda. İşte sizin bildiğiniz isimlerden bu vapurda olan Refet Bele. Refet Bele'yi de alıyor. Yani Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Fevzi Çakmak, İsmet Ünlü, Kazım Karabekir, bunlar yok. Refet Bele de var. Yola çıkıyorlar. Ve arkadaşlar 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a geliyor. Mustafa Kemal'in Samsun'a geldiği gün Kurtuluş Savaşı'nda resmen başladığı gündür. Kurtuluş Savaşı 19 Mayıs 1919'da başlıyor. Mustafa Kemal'e doğum tarihini soruyorlar. 1881 diyor. Gün 19 Mayıs 1881 diyor. Neden? Çünkü Türk halkının doğum tarihidir 19 Mayıs günü. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi Mustafa Kemal Samsun'a geldi. Bakın şimdi. Niye geldi? Anlattık. Amacı ne? Anlattık. Şimdi Mustafa Kemal Samsun'a iner inmez diyor ki, beni diyor, bu arada Samsun işgal altında ha. Yani İngilizler var. Samsun'u öyle ordusuyla gelip işgal etmemişti. Subaylarıyla gelip denetim altına almış. Oradaki limanları, istasyonları denetim altına almış. Diyor ki beni hemen diyor telgraf dairesine götürün diyor. Hemen. Ve Mustafa Kemal'i telgraf dairesine götürüyorlar. Mustafa Kemal telgraf dairesine giriyor, diyor ki ben 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal deyince oradakilerin hepsi ayağa kalkıyor. Bir asker var, cengaver, genç bir asker. Fırlıyor hemen. Emredin komutanım diyor. Bak çok önemli, görüyor musunuz? Emredin komutanım. Samsun İngilizlerin denetiminde olan bir şehir. PTT'ye gidiyorsun. Asker diyor ki emrinizdeyim komutanım diyor. İşte bunu söyleten olay Çanakkale. Mustafa Kemal'in Anafartalar kahramanı olmasıdır. Yani hani bazen şey var ya. Canım Mustafa Kemal de tek başına mı başlattı Kurtuluş Savaşı'nı? Elbette tek başına başlatmadı. Elbette ekibi vardı. Elbette halk desteği vardı. Halk olmadan olmaz. Ama bu işi organize eden Mustafa Kemal'in ismiydi. Mustafa Kemal'in ismi olmasaydı bu halk Trablusgarp Savaşı'nı yaptı, yenildi. Balkan Savaşı'nı yaptı, yenildi. Dünya Savaşı'nı yaptı, yenildi. Bu halkı küllerinden yeniden alevlendirmek için Mustafa Kemal'in ismine ihtiyaç vardı. O açıdan Mustafa Kemal çok önemli. İsminin meşhur olması açısından Mustafa Kemal çok önemli. Bandırma vapurundan inenlerden birisi Mustafa Kemal olmasaydı Kurtuluş Savaşı başlamazdı.
Mümkün değil. Erzurum'daki halk da, Edirne'deki halk da, Samsun'daki halk da, Antalya'daki halk da Mustafa Kemal'i tanıyordu. Diğerlerini tanımıyordu. Bir tek Mustafa Kemal'i tanıyordu. O yüzden o isim çok önemliydi. Ve der ki PTT'de telgraf verisinde, çocuk şu telgrafı bütün kolordulara çek der. Bu telgrafı bütün kolordulara çek. Çocuk alır, zor bela. Kablolar bile kopmuş, düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Zor bela. Bu telgrafı tüm kolordulara çeker. Ne yazıyor biliyor musunuz telgrafta? Şu yazıyor. Ben 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal size emrediyorum. Ordularınızı terhis etmeyin diyor. İşte savaş başlıyor. Diyecek başka bir şey var mı? Ne diyor? Ben 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal emrediyorum. Ordularınızı sakın terhis etmeyin diyor. Oysa ki Mustafa Kemal Samsun'a orduları terhis etsin diye göndermişlerdi. Mustafa Kemal'i göndermişlerdi. Arkadaşlar Mustafa Kemal 19 Mayıs'tan 24 Mayıs'a kadar Samsun'da kalıyor. Yaklaşık bir hafta, 5-6 gün. Bu süre içerisinde İstanbul hükümetine bir rapor hazırlıyor. Biz buna Samsun raporu diyoruz. Samsun raporu Rumların iddialarıyla ilgili bir rapor. Biliyorsunuz Rumların neydi iddiası? Türkler çete kurdu, bizi öldürüyor. Ve bu rapor İstanbul hükümetine sunulmuş bir rapordur. Mustafa Kemal bu raporunda şunu söylüyor. Diyor ki Rumların iddiaları yalandır diyor. Ne diyordu Rumlar? Türkler çete kurdu, Rumları öldürüyor diyordu. Rumların iddiaları yalandır. Çete kuran Rumlardır. Mazlum Türk halkıdır diyor. Eğer bu böyle devam ederse Türk halkı egemenliğinden ve bağımsızlığından, milliyetçiliğinden ve istikbalinden asla ödün vermeyecektir, haberiniz olsun diyor. Samsun raporu Mustafa Kemal'in Rum iddialarına dair İstanbul hükümetine gönderdiği raporun adıdır. Anlaştık mı arkadaşlar? Samsun tehlikeli bir yer. Eğer Mustafa Kemal bu tarz atraksiyonlarını İngiliz hükümeti öğrenirse 9. Ordu Müfettişi falan dinlemez. Mustafa Kemal'i orada arkadaşlarıyla birlikte tutuklarlar. O yüzden güvenli bir yer olmadığı için Mustafa Kemal daha güvenli bir yer olan Havza'ya gidip ilk genelgesini burada yayınlıyor. Arkadaşlar Havza Samsun'un bir ilçesidir. Samsun'dan 70-80 kilometre güneyde, iç bölgede, Amasya Çorum tarafına yakındır. Şimdi dersimizi burada tamamlayalım. Yani bu partımızı tamamlayalım. Tahtamızı temizleyip Havza genelgesi deyip yolumuza devam edelim.